Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah muhaddese kitabımızın bugün 14. dersindeyiz ve bu dersimizde sinnü'z-zevaci evlilik yaşı isimli güzel bir konu ve kolay bir konu bizleri beklemekte. Öncelikle diyalogumuzu anlamamıza yönelik bir satırımız var. Ona bakalım. İltakat Rahimetu sadikatehe fi maksifil camiati. Rahime kız arkadaşıyla üniversitenin kantininde iltakat karşılaştı. Ve aralarında şöyle bir diyalog geçecek. Esselamu aleyküm ya Aişe. Ve aleyküm selam ya sadikati. Mübarekun hitbetu uhtike. Uhtuki, kız kardeşinin nişanı mübarek olsun. Evet, hitbetun kelimesini nişan anlamında kullanacağız. Kız kardeşinin nişanı mübarek olsun. Şükran leki ya uhti. Teşekkür ederim kardeşim. Hel tedrine ya rahime. Ey rahime, sen biliyor musun? Lev kânet uhtuki. Şayet senin kız kardeşin olsaydı, te'işu fi biladina, bizim ülkemizde yaşıyor olsaydı, lemme semahu lehe bizzevac, ona onun evlenmesine izin vermezlerdi. Hayran, yani hayır olsun. Limâza, niçin? Lienne umrahe, çünkü onun yaşı sagirun, küçüktür. La yeravnehu, onu görmezler. Münasiben lizzevac, onu evlenmeye uygun görmezler. Hakkan, gerçekten mi? وَكَمْ اَسْسِنُّ الْمُنَاسِبُ لِلْزَّوَاجِ ف۪ي بَلَدِكِ. Senin ülkende evlenmek için uygun yaş kaçtır? بَيْنَ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ وَالْثَلَاثِينَ غَالِبًا. Genellikle 25 ile 30 arası. وَالْعَائِلَاتُ ve aileler لَا تَقْبَلُ, kabul etmiyor. تَزْو۪يجَ بَنَاتِهِمْ, kızlarının evlenmesini. اَسْغَرَ مِنْ هَذَا الْعُمْرِ, bu yaştan küçük, bu yaştan daha küçükken kabul etmiyorlar kızlarının evlenmelerini. اَنَا لَا اُفَتِّرُ بِهَذَا الشَّكِلْ, ben bu şekilde düşünmüyorum. عَلَى هَذَا, bunun üzerine. مَتَى يَتَزَوَّجُ الشَّبَابُ ف۪ي بَلَدُكُمْ, yani gençler sizin ülkenizde ne zaman evleniyorlar? هَذَا يَخْتَلِفُ بِيَخْتِلَافِ الْاَمَاكِنِ, bu mekanların değişmesine göre değişiyor. Fefil kura, köylerde mesela, örnek olarak, yekunu mübekkiran, erken oluyor. Emme fil mudin, şehirlerde ise, fe yekunu müteahhiran, adeten, genellikle daha geç oluyor. Ve indena hekeze, yani bizim orada da aynı şekilde. Ve lakinne şebabe, ancak gençler, yeşkune, şikayet ediyorlar. Min galail muhur, mehirlerin pahalı olmasından, yüksek olmasından şikayet ediyorlar. فَيُؤَخِّرُونَ زَوَاجَهُمْ, ve evliliklerini يُؤَخِّرُونَ, erteliyorlar. وَكَذَٰلِكَ الْحَالُ لَدَيْنَا, yani bizde de durum bu şekilde. بَلْ بِلَكِسْ اِنَّ بَعْدَهُمْ, onların bazıları يُفَدِّلُ, tercih ediyor. الْبَقَاءَ اَعْزَبَ, yani bekar kalmayı tercih ediyorlar. خَوْفًا مِنَ الْمَسُولِيَّ, yani sorumluluk korkusundan dolayı ya da sorumluluktan korkarak bekar kalmayı tercih ediyorlar. وَهَلْ تَعْمَلُ الْمَرْأَةُ ف۪ي بَلَدِكِ بَعْدَ الزَّوَاجِ, yani senin ülkende bayanlar evlendikten sonra çalışıyorlar mı? نَعَمْ, evet. فِي الْغَالِبِ, genellikle. خَاسَةً, özellikle de. فِي هَذَا الزَّمَنِ, bu dönemde, bu zamanda. اَلَّذ۪ي صَعُبَتْ ف۪يهِ الْاَهْوَالُ الْمَعَيْشِيَّ, yaşam koşullarının zorlandığı bu zamanlarda özellikle bayanlar çalışıyorlar. Ya Rahime, ey Rahime, mel hisalu, nitelikler nelerdir? Elleti turidinehe, yani senin istediğin, fi şerikiki hayatiki, yani hayat ortağında, hayat arkadaşında bulunmasını istediğin nitelikler nelerdir? El hulukul hasenu, yani güzel ahlak, kable kulli şeyin, güzel ahlak her şeyden öncedir. Yani la turidine, istemiyor musun? Mal ve güzellik istemiyor musun? Habbeze, yani ne güzeldir. Lev kânel mâlu vel cemâlu mevcudeyne eydan. Aynı şekilde mal ve
güzelliğin olması ne güzeldir. Fe hâzâ efdal, bu en tercihe şayan olanıdır. Neam, evet. Ve ene ufekkiru mitleke, ben de senin gibi düşünüyorum. En yectemi'a fî zevci, bir eşte toplanmasını, kullu sıfâtil hasene, bütün güzel ve iyi sıfatların bir eşte toplanmasını. İnşallah. Velakin aleyna, ancak bizim üzerimize düşen, en nekûne nehnu olmamızdır. Hekeza, bu şekilde olmamızdır ki, hatta ta ki nehza, sahip olabilelim. Bi ezvâcin salihin, salih eşlere sahip olabilelim. Me'aki hakkun, senin hakkın var. Yani sen doğru söylüyorsun. İnşallah, inşallah. Şimdi isterseniz birinci sayfamızdaki tabirler bölümüne şöyle bir bakalım. Mübarekun, mübarek yani hayırlı olsun anlamında. Bin nisbeti ila biledine, biladine, bizim ülkemize göre, bizim ülkemize nazaran. Ene la ufekkiru bihâze şekil, ben bu şekilde düşünmüyorum. Hâze yehtelifu bi ihtilaf, bu değişikliklere göre değişiyor. Kezâlikel hâlu ledeyne, bizde de durum bu şekilde. Kable kulli şeyin, her şeyden önce. Habbeza lev, yani şayet olursa ne güzeldir. Habbeza lev, şayet olursa ne güzeldir. Şimdi ikinci sayfamızdaki yeni kelimelerimize bakalım. Hıtbetun, nişan kelimesi. Tezvicun, evlenmek. El ehvalul maişiyye, yaşam koşulları. El bekau, kalmak. E'azebu, bekar. Hasletun, nitelik. Hisalun, nitelikler. Nehza, sahip oluyoruz. Nehza, sahip oluyoruz anlamında. Şimdi de gelelim kelimeler ve yardımcı tabirler bölümümüze. Ettebkiru fizzevaci, yani erken evlilik. Ettebkiru fizzevaci, evlilikte erken davranmak yani. En nadcul akli, zihinsel ve bedensel nadcu, olgunluk. Ribatun beyner raculu ver mer'e, erkek ve bayan arasındaki bağ. El istita'atul maddiye, yani maddi güç, maddi yeterlilik. Es saadetu zevciye, yani evlilik mutluluğu. Azifun aniz zevac, yani evlilikten uzak durmak, evlilikten kaçınmak. İncabun, çocuk sahibi olmak. Sevbu zifaf, yani düğün elbisesi, yani gelinlik. Sevbu zifaf, gelinlik anlamında. Te'khiru zevac de evliliği ertelemek, evliliği geciktirmek anlamında kullanılan yardımcı tabirler sayın hocalar. Şimdi gelelim alıştırmalar bölümüne ve birinci alıştırmadayız. Ettedribul evvelu, ecib anilesileti latiye, gelen sorulara cevap ver diyerek birinci alıştırmamızdan başlayalım. Birinci sorumuz şöyle. Limâze henne'et âişetu sadîkateha rahîme, Ayşe niçin arkadaşı Rahime'yi tebrik etti, kutladı? Henne et, tebrik etti, kutlamak anlamında. Ne diyelim? Henne et Ayşe tu sadikateha rahimete li hitbeti uhtihe, kız kardeşinin nişanından dolayı. Mâ sebebu men'i zevâci fî beledi Ayşete fî hâzel umri, Ayşe'nin ülkesinde bu yaşta evlilikten engellemenin sebebi nedir? Hemen bakalım. Ayşe'nin ülkesinde niçin evlenmiyorlar? Bakalım. Şuraya yazabiliriz. Sayın hocalarım, şunu yazalım. لِأَنَّ عُمْرَهَا صَغِيرٌ لَا يَرَوْنَهُ مُنَاسِبًا لِلزَّوَاجِ. Bunu bir şöyle değiştirelim. لِأَنَّ, çünkü, لِأَنَّهُمْ, çünkü onlar, لِأَنَّهُمْ, çünkü onlar, هَذَا الْعُمْرَ, ya da يَرَوْنَا هَذَا الْعُمْرَ صَغِيرًا, çünkü onlar bu yaşı küçük görüyorlar. وَلَا يَرَوْنَهُ مُنَاسِبًا لِلزَّوَاجِ, ve onu evlenmek için uygun görmüyorlar şeklinde bu soruyu cevaplamamız mümkün. Üçüncü soru. Mâ huve sinnu zevâcil benâti fî beledi Âişe, Ayşe'nin ülkesinde kızların evlenme yaşı nedir? Hemen bakalım. 20 ile 25 ile 30 yaş arasıydı. Beynel hâmiseti vel aşrîne ve thelâthîn,
beynel hamiseti vel aşrine ve telatin. Bunu hemen şöyle düzelteceğiz. Burayı tam cümle haline getireceğiz. Bir saniye. Sinnu zevacil benati. Sinnu zevacil benati fi belete Aişete beyne 25 ve 30 galiben diyelim. Genellikle 25 ile 30 arasında. Hel li zevaci şebabi umrun muayyenun fi beledi rahime. Rahimenin ülkesinde gençlerin evlenmesi için belirli bir yaş var mı? Yok. La, buna la diyelim ya da ma umrun muayyenun li zevaci şebabi fi beledi rahime diyebilirsiniz buna. Bir daha diyelim. Ma umrun muayyenun li zevaci şebabi fi beledi rahimete diyebiliriz. Limada yuekhiru ba'du şebabi zevacehum. Niçin bazı gençler evliliklerini erteliyorlar? Niçin bazı gençler evliliklerini erteliyorlar? Mehirlerin pahalılığından dolayı. Hemen başlayalım cümleye. Yuekhiru ba'du şebabi zevacehum. Yuekhiru ba'du zevaci ba'du şebabi, evet, ba'du şebabi zevacehum. Hemen cümlemizin sonunu getirelim. Min galail muhuri. Min galail muhuri diyerek cümlemizi sonlandıracağız. Altıncı sorudayız. Mel hisalu leti turiduha rahimetu fi şeriki hayatihe. Rahimenin hayat ortağında, hayat arkadaşında istediği nitelikler nelerdir? Hemen söyleyelim. El hisalu leti turiduha rahimetu fi şeriki hayatihe. Fi şeriki hayatihe el hulukal hasene kable kulle şeyin. El hulukal hasene kable kulli şeyin olacak. Evet, son sorumuza bakalım. Mes sifatu leti yecibu en tekune fi zevci. Eşte olması gereken sıfatlar nelerdir? Bir eşte olması gereken sıfatlar nelerdir? Ne diyelim? Es sifatu leti yecibu en tekune fi zevci hiye onlar el hulukul hasenu vel malu vel cemalu vel edebu. Böyle sırasıyla burayı doldurmamız mümkün sayın hocalar. Şimdi gelelim ikinci alıştırmamıza. Kavvin cümelen, cümleler oluştur. Minel kelimati ve terakibi latiye, gelen kelimelerden ve terkiplerden yani kelime dizilişlerinden cümleler oluşturacağız. Ve neyi kullanacağız? Habbeza levi kullanarak. Habbeza lev. Bakalım. El malu vel cemalu mevcudani fehada eftelu. Mal ve güzellik ikisi de mevcuttur ve bu tercihe şayan olandır. Habbeza lev. Ne güzeldir. Lev kâne el malu vel cemalu mevcudeyneyden. Aynı şekilde mal ve güzelliğin mevcut olması ne güzeldir. Bu en takdire şayan olanıdır ve bu ikisi hayatı kolaylaştırır. Şimdi aynılarını bunun için yazacağız. Habbeza lev kânet ta'amu ve şerabu vel halaveyâtu. Devamına bir şey yazmamıza gerek yok. Yani burada haber eklememize gerek var mı acaba? Haber ekleyelim mi? Habbeza lev ne güzeldir. Kânet ta'amu ve şerabu vel halaveyâtu. Mevcudine diyelim. Mevcut olmaları ne güzeldir. Eyden aynı şekilde. Fehâzâ eftel bu en takdire şayan olanıdır diyelim. Habbeza lev kâner ricalu vel etfâlu mevcudeyne eyden. Aynı şekilde erkeklerin ve çocukların olması ne güzeldir. Fehâzâ eftel bu en takdire şayan olanıdır. Habbeza lev el bedâi'u vel hakâibu. El-bedâ'i'u vel-hak. Bunlar mesela müennes. Bunlara kânet diyelim. Habbeza lev kânetil bedâ'i'u vel-hakâibu mevcudeteyni eydan. Fehâdihi eftal diyelim. Eş-şurtatu habbeza lev kânetil şurtatu mevcudeten eydan. Fehâdihi eftalu. El-kademâtu hizmetçiler. Habbeza lev kânetil kademâtu mevcudâtin eydan. Fehâdihi eftalu, bunlar en faziletli olanıdır. El kanaat ve takva,
Habbeza lev kanel lev kanet el kanaatu ve takva mevcudeteyni eydan, aynı şekilde kanaat ve takvan olması ne güzeldir. Fe hadihi eftalu. El zehebu vel mal, altın ve malın olması. Habbeza lev kanet zehebu vel malu mevcudeyni eydan, fe hada eftalu. Habbeza lev kanen nehru vel behru mevcudeyni eydan, fe hada eftalu. Yani nehirin ve denizin olması ne güzeldir. Bu en takdire şayan olanıdır. Şimdi onlarla hayat güzel olur demiş. Hayat onlarla kolaylaşır demiş. Bunların tamamı için, yani bunların tamamına aynı sonu yazabiliriz sayın hocalar. Çünkü bu ikisiyle hayat kolaylaşır diye hepsini yazalım. Tabii ki şurada sayısal değerler azaldıkça biz de azalmaya gidelim. Mesela burada bihin, bihim diyelim. Ya da bihinne. Bihinne, burada bihime, aynı şekilde burada da bihima, burada bihe diyeceğiz. Burada bihinne diyeceğiz. Burada bihime, burada bihime, burada bihime. Bu zamiri de yine buradaki verilenlere göre değiştirmeyi unutmayalım. Evet, üçüncü alıştırmadayız. Havvil tarifel kelimatil atiye şefeviyen. Şimdi bazı kelimelerimiz var. Bunları tarif etmeye çalışacağız ve şefevi olarak, yani konuşarak bu işi yapacağız ama sonuçta yine de kitabımızda yazmayı da kesinlikle ihmal etmeyelim. Mesela mehir kelimesini kitap bizim için tarif etmiş ve demiş ki huve malun, o bir maldır, bir eşyadır. Yukaddimuhu zevcu li zevceti etne zevac, evlilik esnasında kocanın eşine takdim ettiği maldır mehir. El ma'u. Şimdi su kelimesini biz tarif edelim. Ne diyelim? Huve şerabun. O bir içecektir. Yehtacu kullu mehlukatin ileyhi. Bütün mehlukatın ihtiyaç duyduğu bir içecektir diyebiliriz. El hayvanu hayvan. Huve mehlukun. O bir canlıdır. Ve ne diyelim? Huve mehlukun. O bir yaratıktır. O bir canlıdır. Yukaddimuhullahu lene, Allah'ın bize takdim ettiği bir canlıdır hayvanlar. Olabilir. Kitap nedir? Huve miftahul ilmi, o ilmin anahtarıdır. Yakrauhu kullun nasi ehyanen, insanlar genellikle onu okurlar diyelim kitap için. Es-seferu yolculuk yapmak. Huve ziyaretun, o bir ziyarettin. Min beledin ile akar, bir beldeden başka bir beldeye yapılan ziyarettir o. Kur'an-ı Kerim huve nurullahi, ya da huve kitabullahi, o Allah'ın kitabıdır. Yakra'uhu kullu muslimin kulle vakt, Müslümanlar onu her zaman okurlar diyebiliriz Kur'an-ı Kerim için. Tabi burada sizler de kendi tariflerinizi yapmanız mümkün sayın hocalarım. Ben şu an aklıma ilk gelen tarifleri yaptım. Sizler tabii daha güzel, daha düzgün, daha düşünerek daha iyi tarifler yapmamız mümkün. Şimdi geldik dördüncü alıştırmaya. Evet, dördüncü alıştırmadayız. Kevvin hiveren, bir diyalog oluştur. Müstakdimen etteabire vel kelimatilatiye, bu gelen kelime ve tabirleri kullanarak bir diyalog oluşturacağız. Bakalım, semaha, işte müsamaha gösterdi, izin verdi. El ehvalul maişiye, yaşam koşulları. Bin nisbeti ileyye, bana göre. El hisalu, nitelikler. Habbeza lev, yani şayet olursa güzel olur. Hatta nehza, ta ki sahip olalım. Ve e'zebu, bekar kelimeleri, bize verilen kelimeler. Şimdi bunları cümlede kullanmaya çalışalım. Ahi Muhammedun e'zebu. Kardeşim Muhammed bekardır. Ve huve yuridu en tezevvece, o evlenmek istiyor. Ve lakin, ancak lem yesmeh aleyhi ebi, ancak babam ona izin vermedi. Liennehu, çünkü o la ya'melu fi amelin, çünkü o bir işte çalışmıyor. والأحوال المعيشية ve yaşam koşulları sa'betun fi hadha zaman, ve bu zamanda yaşam koşulları zordur.
Bin nisbeti ileyye bana göre yecibu gerekir. En tecide bulması, en yecide. Yecibu gerekir, en yecide bulması. Amelen salihan. İyi bir iş bulması gerekir. Hatta ta ki yehfaza zevceten kerimeten. Ta ki iyi bir eşe sahip olabilsin. Habbeza lev güzel olur. Habbeza lev kânet fi zevcetihi şayet onun zevcesinde olursa ahlakun hasenetun iyi ahlaklar olursa habbeza lev daha güzel olur diyebiliriz. Burayı ben tabi elimden geldiğince kelimeleri kullanmaya çalıştım ve ilk aklıma gelen cümleleri kurdum. Siz de bunlara benzer cümleler burada kullanabiliriz. El-hisel kelimesini bir tek kullanmadık zannımca. Onu da deneyelim. Yuridu ehi kardeşim istiyor. El-hisel elleti özellikler istiyor, nitelikler istiyor. Ya da başka bir cümlede bunu kullanalım. El-hisalu El-hisalu leti vucidet fi zevceti ehi kardeşimin eşinde bulunan nitelikler şeklinde başlayarak buraya istediğiniz nitelikleri de saymamız mümkün sayın hocalar. Gelelim 5. alıştırmamıza. Abbir bir cümlenin cümleleri tabir edeceğiz. Neden? Neyi kullanacağız? Gelen kelimeleri kullanarak. Deneyelim. Mesela ezzevcu, ezzevacu evlenmek, el kura köyler ve el mudunu şehirler. Bakalım ne demişiz? Ezzevacu fil kura köylerde evlilik yekunu mübekkiren erken oluyor. Emme fil mudini şehirlere gelince fe yekunu müteahhiren adeten genellikle geç oluyor. El insanu insan fil kiberi yani büyük yaşında el insanu fil kiberi yekunu ne diyelim? Mesela ne denebilir burada? Mütecerriben tecrübeli. El insanu fil kiberi yekunu mütecerriben. Emma fi sigari fe yekunu cahilen adeten. El cevvu fi sayfi el cevvu hava fi sayfi yaz mevsiminde yekunu harran emma fi şitai fe yekunu bariden adeten. El ilmu fil kadimi yekunu ne diyelim mesela? Müessiratun etkili mi diyelim acaba? Buraya değerli kelimesini isterseniz kullanalım. El ilmu fi el ilmu fil kadimi yekunu zu kıymetin değerli oluyor eskiden. Emma fil hadisi ancak günümüzde modern zamanda ise fe yekunu leyse kıymeten adeten genellikle değersiz oluyor diyebiliriz burada. Er-raculu adam fil gina yani zenginlik içerisinde yekunu mütekebbiren kibirli oluyor. Emme fil fakri ancak fakirlik içinde yekunu mütevaziyen adeten genellikle mütevazi oluyor. El imtihanu sınav me'ad diraseti ders çalışınca yekunu sehlen kolay oluyor. Emme bi gayri dirase ancak çalışmayınca fe yekunu sa'ben adeten genellikle zor oluyor. El aydu bayram me'al ekaribi akrabalarla beraber yekunu sa'aden mutlu oluyor ya da yekunu ceyiden iyi oluyor. Emme bi gayri akarib ancak akrabalar olmaksızın yani akrabalar olmadan feyekunu hazinen adeten genellikle hazin yani hüzünlü oluyor diyebiliriz sayın hocalar. Evet bu alıştırmamızı da böylece bitirmiş olduk. Şimdi gelelim 6. alıştırmaya. Karin beyne. Yani karin karşılaştır
İki şeyin arasını karşılaştıracağız. Neyin bakalım? E'malil mer'eti fil karyeti vel medine. Bayanın şehirdeki ve köydeki işlerini karşılaştıracağız. Mesela ne diyelim? El mer'etu fil karyeti ya da te'melul mer'etu. Kadın çalışıyor fil karyeti köyde. Ekthara minel medine. Şehirden daha fazla çalışıyor. Vel mer'etu. Bu kadar söyleyebiliriz aslında. Başka bir şey söylememize gerek yok. Mütetallebatil mer'eti kadimen ve hadisen. Şimdiki zaman ve eskiden ve şimdiki zamanda kadının mütetallebatı istekleri. Kadının yani gereksinimleri anlamında. Buna ne diyebiliriz mesela? Mütetallebatil mer'eti kalileten fil kadimi kesireten fil hadisi fil hadisi diyebiliriz. Yani eskiden çoktu, şimdi az, eskiden azdı, şimdi çok diyebiliriz. El muvasafatil leti yatlubuha eşşabu mine zevce. Yani gençlerin eşlerden, yani bayan eşlerden istedikleri vasıflar nelerdir? Yatlubuha eşşabu mine zevceti hiye nedir o? El muvasafati. Şöyle diyelim. Yatlubu eşşabu mine zevceti. El muvasafati hiye onlar nedir? El husnul huluk yani güzel ahlak vel edep bunları vel ibade vel ibadetu lillah Allah'a kulluk ve sala ve zeka bunları yazabilirsiniz buraya. El muvasafatu leti tergabu biha el fetatu fir racul. Bu da tam tersi. Genç kızların erkeklerde rağbet ettikleri vasıflar nelerdir? Bunun şöyle cevap verelim. Tergabul fetatu fir raculi el muvasafa el muvasafati hiye onlar şunlardır ki yine el husnul huluk el mal vel cemal vel ibadet vel ibadeten lillah ve sala bunların hepsini buraya yazmamız mümkün sayın hocalar. Evet gelelim 7. alıştırmaya. Lahiz et taabira gelen tabirlere dikkat edeceğiz ve onları kullanmaya çalışacağız. Örnekte olduğu gibi bakalım. Ene la ufekkiru bi hadhihi tariqa ben bu yolda düşünmüyorum. Ben bu şekilde düşünmüyorum. El ailatu aileler la takbelu kabul etmiyorlar. Tezvice benatihim bi hadzal umr. Bu yaşta kızlarının evlenmelerini kabul etmiyorlar. Ben bu şekilde düşünmüyorum. Biz bu şekilde düşünmüyoruz. Et tullabu la yakbeluna sekene fi sekenil cami'i. Öğrenciler üniversite yurdunda kalmayı düşün kabul etmiyorlar. Emme ene bana gelince ben bu şekilde düşünmüyorum. Nehnu la nufekkiru bi hadhihi tariqa. Biz bu şekilde düşünmüyoruz. Ettullabu öğrenciler yuzakirune yani tekrar ediyorlar derslerini. Yuzakirune durusehum derslerini tekrar ediyorlar. Fissaatil hadiyete aşara minel leyl. Gecenin 11'inde yani saat 11'inde tekrar ediyorlar. Emme ene bana gelince la ufekkiru bi hadha şekil. Ben bu şekilde düşünmüyorum. Şeklinde buraya istediğiniz gibi yapabilirim. Mesela bir tane daha deneyelim. Ne olabilir mesela? Mesela ettullabu öğrenciler yufaddilune tercih ediyorlar. En yesteamilu kullanmayı el kalemel ehmara kırmızı kalemi fi imtihanihim sınavlarında kırmızı kalemi kullanmayı öğrenciler tercih ediyorlar. Emme ene bana gelince la ufekkiru bi hadha şekil. Ben bu şekilde düşünmüyorum veya buna benzer istediğiniz kadar cümle buraya yazmamız mümkün sayın hocalar. 8. alıştırmadayız. Tebadilil hivara ma'a zumalaike kema fil misal ilati. Yani şu gelen şekilde diyaloğu arkadaşımızla beraber değiştireceğiz. Bakalım. Meta yetezevvecu eşşebabu fi beledikum. Yani sizin ülkenizde gençler ne zaman evleniyor? Bu mekanların değişmesine göre değişiyor. Mesela köylerde erken, şehirlerde geç. Hangi saatte sabahleyin uyanıyorsun? Hâzâ yehtelifu bi ihtilâfi fusûlin. Bu mevsimlerin değişmesine göre değişiyor. Mesela fişşitâyi mübekkiren. Mesela kışın mübekkiren geç. Ev fissayfi müteahhiren. Yazın yani kışın erken yazın genç. Yazın geç. Hel yagdabu ebâke inde hurûcike mâ lestika. Baban
Arkadaşlarınla beraber çıkmana kızıyor mu? Hâzâ mesela ne diyelim? Hâzâ bu yahtelifu bi ihtilâfil evkât. Buraya yahtelifu bi ihtilâfil evkât. Bu vakitlerin değişmesine göre değişiyor. Mesela fin neherin, mesela gündüzleri la yagdabu kızmıyor. Emmâ fil leyle, ancak geceleyin yagdabu kızıyor. Bu ve buna benzer cümleler yazılabilir. Deneyelim. Ne diyelim? Hel tu'zini? Hel tu'zini? İzin veriyor mu? Ummuke, annen. Hel tu'zini? Ummuke, hel tu'zini leke ummuke? Annen sana izin veriyor mu? En tezhebe, gitmene. İlel mel'abi, sahaya gitmene izin veriyor mu? Hâzâ yehtelifu bi yehtilâfil evkâti. Meselen fin nehâri tu'zuni, emmâ fil leyli la tu'zuni denebilir. Dokuzuncu alıştırma. İs'el sadîkake lesilete lâtiye. Arkadaşına şu gelen soruları sor alıştırması. Soralım. Mel umrul münâsibu fî beledikum lizzevâl. Sizin ülkenizde evlilik için uygun olan yaş nedir? El umrul münasibu fi beledina lizzevaci fehuve o khamsetun ve işrune beyne khamsetin ve işrine ve thelatin, galiben genellikle 25-30 arası. Helil mühürü mürtefiatun fi zevac, yani evlilikte mehir yüksek midir? Naam, evet diyelim. Naam, el mühürü mürtefiatun fi zevaci. Ma ra'yuke fi amelil mer'e, yani bayanın çalışması hususunda senin görüşün nedir? Ne diyelim mesela? Yecibu amelul mer'eti. Yecibu gerekir. Amelul mer'eti, bayanın çalışması gerekir. Fil ehvalil, yani yecibu amelul mer'eti fil ehvalil maişiye, yaşam koşulları içerisinde bayanın çalışması gerekir denebilir buna. Mel e'malu vel vazaiful münasibetu lil mer'e, bayan için uygun olan işler ve görevler nelerdir? Yani ne diyelim? El vazaiful münasibetu lil mer'eti ve hiye o terbiyetul evlat, çocukların terbiyesi. İşte ne diye ve tagsilul melabis, elbiselerin yıkanması. Ve tunazziful beyt, evin temizlenmesi vesaire. Buraya istediğinizi yazabiliriz. Mel hisalu leti turiduha fi şeriketi hayatik. Hayat arkadaşında istediğin nitelikler nelerdir? Uridu istiyorum. Fi şeriketi, ya da uridu el hisale leti. Uridu istiyorum. El hisale leti fi, böyle de olmaz, bir daha diyelim. Uridu istiyorum fi şeriketi hayati, hayat arkadaşımda. El hisalelleti, yani şu gelen özelliklerim. İşte husnul huluk vel cemal vel ibadeten lillah ve salat denebilir buraya sayın hocalarım cevap olarak. Şimdi etaaddesi konuşuyorum bölümündeyiz. Tekulu ceddeti, nenem diyor ki inne zevace kadimen, eskiden evlenmek muhtelifun, farklıydı. An yevmine hâze, bugünkü günümüzden farklıydı. Fela bâ'u babalar vel ümmehâtu, anneler kânu idiler. Humullezîne yukarrirûne, onlar karar verirlerdi. Anişşebâbi, gençler hakkında. Ve şebâbât, ve genç kızlar hakkında. Ve lâ yestetî'u, güç yetiremezdi. El ebnâ'u, çocuklar. El i'tirâda, itiraz etmeye. Ala karar ila bey, babaların kararlarına itiraz etmeye güç yetiremezlerdi. Velakinnel hayatel maişiyye, ancak yaşam koşulları kânet sehleten, kolaydı. Ve lidâlike, bundan dolayı yestatî'u, güç yetirirdi. Kullu ebin, bütün babalar tezvice ibnihi bi suhûletin, çocuğunu evlendirmeye kolaylıkla güç yetirebilirdi diyor nenemiz. Hivanun tebadülü, karşılıklı diyalog bölümündeyiz. Karin beyne zevacil ane, şu anki evlenmeyi ve
babanın dönemindeki evlenmenin arasını karşılaştır. Yani şu anki dönemdeki evlenme ile babanın zamanındaki evlenmenin arasını karşılaştır alıştırması. Burada konuşabiliriz arkadaşımızla. İşte babamızın hangi zorluklarla, hangi şartlarla evlendiğini vesaire vesaire anlatacağız. O da anlatacak. Kendimiz evliysek kendimizinkiyle babamızınkini kıyaslayacağız. O da kendisininkiyle babasınınkini kıyasladığı zaman güzel bir diyalog ortaya çıkacak inşallah. Evet, böylelikle 14. dersimizi bitirmiş olduk. İnşallah 15. dersimizde Eşşaşetus Sagira konusunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın sayın hocalarım. Görüşmek üzere.